Evet değerli dostlar, yine otomotivci Aydın abimle beraberiz. Abi bizi buraya kadar davet ettin, arazimizi sen de üretim kervanına katılmak evet. istedin. Üretmek diyoruz biz. Evet. Senin de bizim bu kervana katılmış olman bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Arazini geldik gördük. Evet. Görüyorsunuz hemen bir derenin kenarında, ırmağın kenarında su sorunu yok. Ve alabildiğine güzel bir toprak. Burada taş eksen taş biter. Onun için yerinde gördüğünüz için de bunda canı gönülden sizin yapmış olduğunuz bu üretim kervanına katılma fikrini tam destekliyoruz. Sizden de görüşünüzü alalım bakalım. Evet, şimdi burasını ben burayı 2008 yılında almıştım. Evet. Fakat bugüne kadar ben hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Hani ta ki siz değerli arkadaşlarımıza denk gelene kadar burayı bir değerlendirelim dedik. Ne yapabiliriz? İşte buranın tamamı 23 bin metrekare. Evet. Burayı dedim ya 2008 yılında satın almıştık. Bir arkadaşımız satıyordu. Ondan dolayı bir suyun kenarı. Biz buraya bir şöyle yapmayı düşünüyoruz. Tabi Allah o günleri kısmet ederse gösterirse bir bin tavuk, atak tavuk bir çiftlik yapmayı düşünüyoruz. Bunun içine de badem ya da ceviz ekmeği düşünüyoruz. Tabii sizin yardımlarınızdan da büyük önem taşıyor. Evet. Fakat işte buraya geldik gördük, sizi de davet ettik. Hani burada ne olur ne biter diye tabii fikirden üstündür. Benim projemde ben işin gerçeğini söyleyeyim. Badem ya da ceviz hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Burayı dedim ya ben, buranın içine ben bir ev yapacağım. Onda da bin tavukluk bir şey vuracağım. Ne derler, mandıra gibi bir şey yapacağım, tavuk çiftliği. İçine ağaç dikeceğiz. Burayı ben beton direk ve tel çitlerini verdim, kapısını verdim. Burayı kamera sistemli, güvenlik bir şekilde bir aile yerleştirip hem kendisi kazanacak hem biz kazanacağız. Yani böyle bir aile istihdam etmek kadar güzel bir şey. Aynen öyle, burası merkezi bir yer, aslında evet. güzel. Aslında bizim burası, suyun bu tarafında olsaydı daha güzel olurdu. Fakat tabii ki şartlar bunu el verdi. Bu tarafa yapmayı planlıyoruz. Burasını ben satın almıştım. Dedim babadan falan kalan bir yer değil. 2008 yılında 10 yıl önce burayı bir satın aldık. Bir kısmını hazineden satın aldık. Şimdi düşünsene 10 yıl önce burayı ektiğini, şu anda meyveye döndüğünü düşünsene. Tabii. Yani ben hiç aklıma gelmedi bugüne kadar. İnşallah bundan sonra işe başlayacağız. Teşekkür evet. ederim. Evet değerli dostlar, Türkiye genelindeki tüm çalışan iş adamı, ondan sonra memur, amir, her kim varsa diyoruz ki üretim için herkes elini taşın altına koysun. Bak bugün reyonlara gittiğimizde artık sebzeye, meyveye el değmez oldu. Bunun sebebi üretim olmayışından. Görüyorsunuz arazilerimiz atıl duruyor. Bu arazileri değerlendirmek zorundayız. Evet. Üretmek zorundayız. Başkası yok. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim.